Muhterem arkadaşlar, milletimiz her güçlük ve zorluk karşısında durmadan ilerlemekte ve yükselmektedir. Savaşlarla, devrimlerle geçti ömrü. Büyük Harp'ten yenik çıkan bir ulusun küllerinden yeniden doğmasına önderlik etti. 10 Kasım sabahı 9:05 geçe o derin mavi gözlerini ebediyen kapadı. Son yolculuğun hikayesini anlatacağız ve atanın evlatlarının ona son vedasını. Muayede Salonu şüphesiz tarihi Dolmabahçe Sarayı'nın en görkemli salonudur. Mustafa Kemal Atatürk, Cumhurbaşkanı olarak İstanbul'a ilk kez buradan seslenmiştir. Bu konuşmasının metni daha sonra çerçevelenerek salonun duvarına asılmıştır. Atanın cenazesi 13 Kasım'da 71 numaralı odasından bu salona getirildi. Kurşun tabut gül ağacından başka bir tabuta, ardından da katafalka konuldu. Üzerine Türk bayrağı örtüldü, güllerle donatıldı. Çevresine altı oku temsil eden altı meşale yerleştirildi. ...16 Kasım 1938 günü sabah 10'da katafalk ziyareti başladı. Subaylar, askeri öğrenciler ve izcilerden sonra İstanbul halkı koştu atasına. Atatürk'ün ölümünün toplumda yarattığı şok dalgası büyüktü. Daha 57 yaşındaydı. Öyle ya, mavi gözde ne savaşlardan galip çıkmıştı. Bu hastalığı da atlatır diyorlardı. Hazır değillerdi. Düşüncesi bile ağır geliyordu. Haberin duyulmasıyla acı hızla yayılan bir orman yangını gibi her yeri sardı. Atanın çocukları işte bu ruh haliyle içleri yangın yeri Dolmabahçe'nin merdivenlerini çıktılar. Katafalkta yatan atalarını son kez selamlarken gözyaşları durmuyordu artık. Ağlayanlar arasında paşalar da vardı. Büyük taarruzda düşman hatlarını dağıtan, İzmir'e ilk giren Yıldırım Süvarilerin komutanı Fahrettin Altay, ömrü savaşlarda geçmiş o sert, o çelik gibi komutan bile gözyaşları içindeydi. Yüksek demir kapılar ardına kadar açılmış, güller solmuş, fıskiyeler susmuştu. Sadece sarayın merdivenlerinden çıkan yüz binlerce insanın ayak sesi duyuluyordu. Haberi duyan yola koyulmuştu. Düzgün kıyafetleri içinde memurlar, balıkçılar, hammallar, tüccarlar ve işçiler, yaşlı, solgun yüzlü siyah çarşaflı kadınlar arasında kürklü mantolu hanımlar, herkes yas tutuyordu. Tek bir kişi bile sarayın halılarına, resimlere, kristal avizelere bakmıyordu. Tüm bakışlar sadece yüksekte duran, yanında genç subayların bronzan heykellermiş gibi dimdik nöbet tuttukları tabuta dikilmişti. Deniz Yolları İşletmesi Müdürü Raifi Manyas'ın kızı Bilun, İstiklal Caddesi 236 numarada oturan Anna, Roya Koşnir ve kızı Bela Koşnir, Bakırköy'den aşçı Hatice, Kurtuluş'tan sütçü Diamendi, Abdülhamit Bey, Kevser Hanım, Satanik Ohannes, Paul Kuto ve Leon Bey. Atatürk'ün cenazesinde insan selindeki izdamda hayatını kaybedenlerin isimleriydi bunlar. Farklı din ve etnik kökenlere sahip vatandaşlarımız atalarını uğurlarken yaşama veda ettiler. Araştırmacı Tunç Mora'nın o günün gazetelerinden aldığı bilgilere göre 17 Kasım'da cenazeyi ziyaret etmek isteyenlerin sabah saatlerindeki sayısı dakikada 186 kişiyken bu sayı gece 250'yi buldu. 23:30'dan sonra başlayan izdamda 11 kişi vefat etti, 40 kişi de yaralandı. Ziyaretler ertesi günde sürdü. Saraya gelenlerin sayısı 300 bini aştı. Yaşanan bu acı hadise nedeniyle Atatürk'ün cenaze namazının camide kılınmamasına karar verildi. Hükümet yeni bir facianın yaşanmasından, kalabalığı kontrol edememekten çekiniyordu. Namazın sarayda kılınıp kılınmayacağı konusu gündeme gelince dönemin büyük din alimi Profesör Mehmet Şerafettin Yaltkaya'ya soruldu. Yaltkaya böyle bir şer'i zorunluluğunun olmadığını söyledi. Bir de Diyanet İşleri Başkanı Rıfat Börekçi'ye danışılmasını istedi. Börekçi de hocayla aynı fikirdeydi. Onun cenaze namazı tertemiz hale getirdiği bütün vatanda
bu farizanın yerine getirilebileceği her yerde kılınabilir dedi. 19 Kasım sabahı Dolmabahçe Büyük Salon'da saflar halinde paşalar, subaylar, görevliler, Atatürk'ün yakınları son dini görevi yerine getirdiler. Cenaze namazını kıldılar. Atanın Ankara'ya uğurlanması, son yolculuk, cenaze namazının kılınmasının ardından başladı. 12 silah arkadaşı general Atatürk'ün ömrünü adadığı Türk bayrağının altındaki tabutuna omuz verdi. Cenaze Dolmabahçe Sarayı'ndan çıkarıldı, top arabasına yerleştirildi. Fındıklı Karaköy üzerinden Sarayburnu'na doğru yürüyüşe geçildi. Mahşeri bir kalabalık toplanmıştı. Atanın evlatlarından, daha doğrusu gözyaşlarından oluşan bir ırmak ağır ağır aktı. Yazar Sunay Akın'ın anlattıklarına göre o sırada peş peşe çıt, çıt, çıt sesleri duyuldu. Atanın tabutuna gökten düğmeler düşüyordu. Yahudi vatandaşlarımız keriye ritüelleri gereği Atatürk'ü düğmelerini kopararak uğurluyordu. Giysiden parça kopartmak onların geleneklerine göre ne anlama geliyordu biliyor musunuz? Ben senden sonra eksiğim. Cenazeye katılanlar arasında bugün 98 yaşında olan Ayşe Sıdıka Tulça da vardı. Cumhuriyet'ten yaşıttım ben. Çok kalabalıktı. Çok uğultu. Çok ağlayanlar oldu. Ayşe Sıdıka Tulça 15 yaşındaydı. Bugünkü Mimar Sinan Üniversitesi'nin bulunduğu yerdeydi. Atanın cenazesi önünden geçerken ağlıyordu. Aklında kalan en berrak hatıraysa sessizliği yırtan hıçkırık ve uğultu sesleriydi. Bir de o yeri hiç doldurulamayacak eksiklik. Çok aradık Atatürk'ü. Ben de yani hiçbir şey anlamadım. O kadar üzüldüm ki. İstanbul'da mahşeri bir kalabalık atasının sonsuzluğa uğurluyordu. Gazetelere göre cenaze merasimine 600 bin kişi katılmıştı. O günün İstanbul nüfusu 750 bin civarındaydı. Yer gök insanla doluydu. Atatürk'ün İstiklal Madalyası'nı taşıyan bir general, silah arkadaşları, Başbakan Celal Bayar, çocuklar, İstanbullular hüzünle ardından yürüyordu. Cenaze Galata Köprüsü'nden geçerken Karaköy ve Eminönü civarındaki binaların çatıları bile tıklım tıklımdı. İstanbullular cenazeyi görebilmek için Yeni Cami'nin şerefelerine, kubbesine tırmandı. Eşimle ben cenaze alayını daha iyi görebilmek için Yeni Cami minarelerinden birinin birinci şerefesine çıkmıştık. Karaköy'e kadar her yer insanla doluydu. Nihayet köprünün Karaköy ucundan cenaze alayı göründü. En önde elinde siyah şapkasıyla başı açık yürüyen Celal Bayar, arkasından top arabasında Atatürk'ün tabutu. Arkasından tekbir sesleri, matem havası, çalan askeri mızıka ve sonra gençler, öğrenciler ve bir kara bulut yığını, halk yığınları. Aşağıdan ilahi sesleri ve hıçkırıklar yükseliyordu. Atatürk'ün cenazesi Sarayburnu'na getirildiğinde onu 1926 yılında açılışı yapılan anıt heykeli karşıladı. Bir eli sol belinde, diğer eli önde, yumrukları sıkılı halde, aslında kararlılığın bronzdan vücut bulmuş haliydi bu heykel. Yüzü Ankara'ya dönüktü. Saatler 12.45'i gösteriyordu. Atanın cenazesi omuzlarda Sarayburnu'da bekleyen gemiye bindirildi, Zafer gemisine. Ardından Zafer gemisi Atatürk'ün cenazesini açıkta bekleyen Yavuz Zırhlısı'na taşıdı. Yavuz Zırhlısı İzmit'e doğru hareket etti. Ardında acıdan yıkılmış ama kararlılıkla Atatürk'ün ilkelerine bağlı kalmaya and içmiş yüz binleri ve Yeditepe'li şehri geride bırakarak.